Evet, kıymetli dinleyenler. Dadaloğlu bunu söyler, zindanda da kaçar. Ama diyeceksiniz ki aklınıza bir soru gelir. Peki Dadaloğlu zindanda kaçtıktan sonra nereye gitti? Evet, o zaman tedbirli kıyafet giyer, eski bir şalvar, bir de antebabası, kömürler Kahramanmaraş üzeri Avşın Tanır kasabasına varır. Orada daha evvel Avşarlar tarafından tuğ takılıp beylik verilen Yazıcıoğlu aşireti vardır. Yazıcıoğlu'na köle durur Azap. Peki derler, kardeşim sen Azapsın ama ismin ne? Benim adım Yetim Ali'dir. Ve Yetim Ali gelir, Yetim Ali olarak gider. Bir gün o Yazıcıoğlu aşireti büyük bir davet verir. Antep, Maraş, Kayseri, Yozgat, Kırşehir dolaylarında aşiret beylerini davet eder. Hem yerler hem içerler. O zaman söz dolanır, avşarlara gelir. Derler ki sohbet esnasında, yahu iyi ki bu avşarlar gitti. Yaylamızda, yurdumuzda kurtulduk bunların elinde. Deyince Dadaloğlu'nun zoruna gider bu. Yetim Ali olarak da kendini tanıttı ya. Der ki, beyler benim azatlık köleliğimin yanında aşıklığım da var. Şu sazımı verin de size bir türkü söyleyeyim der. Avşarlık damarı kalkar benim gibi. Orada aşiret beylerine şöyledir. Fırsatı ganimet bildi kötüler. Böyle kalmaz padişahın çağları. Eninize boyunuza eğlenin. Sizin olsun Binboğa'nın dağları. El kalmamış Binboğa'ya çıkacak. İp kalmamış salıncağa takacak. Hemen avşar mı var başa kakacak. Bir gün olur geri gelir sağları. Dadaloğlum yetim al oldu adım. Ne meskanım kalmış ne kalmış yadım. Ulan Yazıcıoğlu bozukmuş südün. Ben takmıştım taşıdığın tuğları. Deyince birden ürperir bütün aşiret. Allah Allah, demek bu Yetim Ali bildiğimiz Dadaloğlu muymuş? Deyince zaten o zaman bir avşar yakalayan hemen götürür Osmanlı'ya teslim ederse ak akçe kırmızı altın veriliyor. Yazıcıoğlu elini kolunu bağlattırır Dadaloğlu'nun. Maraş'a bunu götüreyim der. Hanımının yanına varır. Hanımı da eski bir Türkmen kızı Hasibe Hatun. Hanım hanım der, müjdeler sana, ne oldu? Bizim der Yetim Ali diye beslediğimiz Dadaloğlu'ymuş. Zengin olduk artık der. Ben bunu Osmanlı'ya teslim ederim. Yerine de bir tuğ bir beylik daha alırım deyince, aslanın dişisi erkeği olmaz. Aslan yeter ki aslanlığını bilsin. Hasibe Hatun der ki, yazıklar olsun senin gibi beye. Sana der o tuğ o beyliği avşarlar vermedi mi? Eğer gerçekten o avşarsa, Dadaloğlu'ysa, geç oraya 9 direkli bir çadır dik, kapısına da nöbetçi sen dur, Dadaloğlu'nu bekle. Deyince Yazıcıoğlu hemen toplantının olduğu yere varır. Beyler der, çalın söyleyin, Dadaloğlu'ysa Dadaloğlu'dur, o da bizim kardeşimizdir der. Ama bu şeyin yiğitliğin Hasibe Hatun'dan geldiğini anlayan Dadaloğlu alır sazını eline, bakalım ne söyler. Acemin imama sabrettin beni. Ya ben mi yanlışım yoksa imamın? Acemin imama sabrettin beni.
acem imama saf ettin beni. Ama dişi aslan affetti beni.